karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakılır ya. Bakmazsan böyle geberirsin işte. Doktor, doktor iyi misin? Doktor cevap ver. Doktor! Doktor cevap ver, doktor! Beyefendi, 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 iyi misiniz beyefendi? Ay. Alo, burada yaralı birisi var, acil ambulans lazım. Nazmi! Nazmi! Nazmi neredesin oğlum? Ses versene Nazmi! 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 Ulan Nazmi neredesin? Of. Bu Serhatlar bizim yerimizi nasıl buldu? He? Hani bu cep telefonları dinlenemiyordu? Bu telefonları tespit etmeye mümkün değil. GP'ye soyduğularına her 10 saniyede bir sahte konum gönderiyor. Zaten bizi takip ediyor olsalar niye otelde saldırsınlar ki? Buraya gelirlerdi. Benim Necati'nin peşinde olduğumu öğrenmiş olmaları lazım. Onu takip edip bana ulaşmak istediler. Asıl hedef bendim. Sence Topçuoğlu'nu mu dinliyorlar? Vallahi dinliyor olabilirler. O gerizekalı ihtiyar böyle şeyler için önlem almaz. Ya onu dinliyorlar ya da... Ya da? Ya da bunlar birbiriyle müttefik oldu. Benim hakkımda bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Ne yapacağız? Sayı Tarık hemen buraya gelsin. Yemeğin bittikten sonra ilaçlarını içmeyi unutma. Allah Allah razı olsun ya. Ya kusura bakma seni de böyle hizmetçi gibi kullandık ama. Olur mu öyle şey? Sen de bana evini açtın o kadar. Aa, aşk olsun lafı mı olur ya? Ev hepimizin evi. Boşumun üstünde yerim var. Vereyim ben böyle. Sağ olasın. Ya nerede kaldı bunlar ya? Bu kadar uzun market alışverişi mi olurmuş? Bilmem. Belki bir yere uğramışlardır. Ha. Nurgül. Efendim. Sen beni yemiyorsun değil mi? O ne demek öyle? Yani şimdi bu herifler benden habersiz operasyona gittiler de sakın daday diye söyleme demediler değil mi? Yok canım. Ha. Emin misin? Ya şey, Ertan'ın peşinden gittiler aslında. Ya vallahi de biliyordum, billahi de biliyordum ya of. Neredesin oğlum sen ya? Ulan ben siz Dandun'a mı gidilir? Aşk olsun be. Dur oğlum dur ya, başımız belada zaten. Ne oluyor lan? Ya Ertan'ı bulmak için Nazmi ile Topçuoğlu'nun iki adamını takip ediyorduk ayrı ayrı. Nazmi'nin takip ettiği adam bir otele gitti. Nazmi de peşine gitti tabii. Ertan da oraya gelmiş. Ben de dedim ki bir delilik yapma, gitme peşinden dedim ama beni dinlemedi ki. Nazmi'ye bir şey olmadı değil mi? Bilmiyorum, oraya gittiğimde yoktu. Yani Ertan'ın elinde olabilir. Ah be Serhat.
Ah be oğlum, ne olur yaşıyor de be. Hadi lan. İnşallah Tadaylı, inşallah. Ya gitme dedim ben ona o kadar ya. Geçmiş olsun. Neredeyim lan ben? Ertan nerede? Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şu anda özel bir hastanedesiniz. Bir bayan sizi yolda baygın olarak bulmuş. Sanırım trafik kazası geçirmişsiniz. Kaza. Ha. Kaza oldu. Ben artık gideyim. Durun, durun. Kolunuzda ve dirseğinizde çatlak var. Ayrıca boynunuz incinmiş. Böyle gidemezsiniz. Size çarpan arabayı hatırlıyor musunuz? Araba? Ha, araba. Şey oldu. Tam değil işte, en son havadaydım. Yere düşünce demek ki her şey gitti. Pekala. Dışarıda polis memuru arkadaşlar var. Durumu onları hatırlayabildiğiniz kadar anlatırsınız. Polise ne gerek vardı ya? Bizim inisiyatifimizde olan bir şey değil. Biz trafik kazalarını bildirmek zorundayız polise. Geçmiş olsun. Niye burada buluşsun? Tedbir Sait. Bugün Serhat'ın adamlarından bir tanesi Nazmi saldırdı bana. Muhtemelen Serhat da oradaydı ya da gelecekti. Yakalasaydın. Necati'yi gebertmekle meşguldüm. Ayrıca Nazmi'yi de arabayla ezdim gitti. Bu Serhat'ın yapacaklarımı önceden bilmesi benim çok canımı sıkmaya başladı artık. O halde bizi de takip ediyor olabilir. Olmaz. Öyle olsaydı çoktan tepenize binmişti. Ama siz gene de dikkatli olun. Keşke beni yakalasa da o öbürünü sıksam çocuğunu. Benim yerimi ifşa etmediğiniz sürece hiçbir problem yok. Bundan sonra benim mekanıma da gelmeyeceksiniz. Ben size ulaşmak istediğim zaman ulaşacağım. Şimdi cep telefonlarınızı verin bakayım bana. Niyeymiş? Verin hadi. Ne yapıyorsun lan? Tedbir. Bundan sonra bu telefonlarla haberleşeceğiz. Sim kartı her arama yaptıktan sonra değiştireceksiniz, anladınız mı? Senin bu karı gibi hareketlerine harbi çok sıkıldım Artan. Bana bak, hem kel hem fodul lafı herhalde senin için söylenmiş olmalı. Ben uyarım yapmış olayım da ondan sonra diğer kardeşlerinden birine bir şey olunca gelip bana ağlama. Tamamdır Şahingöz. Bir ipucu bulursan mutlaka ara bizi. Şahingöz araştıracak. İnşallah bir şeyler bulur. Şahingöz kim? Ya bize sürekli istihbarat sağlayan biri. Lan! Nazmi! Ne haber millet? Aman! Aman! Geç otur şöyle, geç. Ne oldu oğlum? Kamyon mu çarptı lan sana? Dur anlatacağım ya. Ya oğlum tek başına gitme dedim, dinlemedin. Anlatsana ne oldu? Ya abicim işte bu Ertan şerefsiz kaçıyordu.
Ben de peşine takılayım dedim. Baktım araba uzakta. Bir ara yol vardı. Belki önüne çıkarım diye düşündüm. Çıktım da önüne. 3-4 tane sıktım tabii de şerefsizin arabası zırhlı hiçbir şey olmadı. Sonra bir koydu. Bayağı gözümü hastanede açtım. Zor kaçtım ha. Şşş. Oğlum bana bak, kafa filmi çektiler değil mi? Böyle hiç kanaman bir şeyin yok. Vallahi bilmiyorum ki, çektiler herhalde. İyiyim ya. Oğlum bak, bir daha tek dalmak yok, anladınız mı? Dadaylı sen de. Ben sizi sokakta bulmadım oğlum. Buna ne oluyor ya? Size olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Tabii bütün sorumlu olan benim. Allah Allah. Allah Allah, ne oluyor ya? Şşş. Nurgül. Serhat tamam, sakin ol. Nurgül nasıl sakin olayım, görmüyor musun halimizi Allah'ını seversen? Bu duruma düşmenize sebep olan benim. Burada kaldığım sürece üzerinizdeki baskı artıyor Ertan'ın için. Saçmalama Nurgül, ne alakası var? Ben biliyorum. Şu hayatta en çok istediğim şey Ertan'ın öldüğünü görmek. Ama intikam uğruna üçünüzden biriniz canınızdan olacaksınız sonunda. Ertan gibi biri için değer mi sence? Bak Nurgül, benim için önemli olan tek şey sensin, anladın mı? Sen, Nazmi ve Dadaylı. Yapacağım son iş de olsa Ertan'ı geberteceğim, merak etme. Sana söz veriyorum. Her şeyi düzelteceğim. Baba Fatih arada. Ama kötü haberler var. Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Gene ne olmuş? Necati öldürülmüş. Nasıl yani? Ertan mı? Bilmiyoruz. Ama büyük ihtimal o. Biz bu adamın evine o kadar komando yolladık. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Evinde değilmiş ki. İstanbul dışında bir oteli var bunun. Oraya gitmiş. Otelde bir de kadın cesedi bulmuşlar. Uçkuru yüzünden geberdin sene. Gerizekalı herif. Ertan da fırsatı kaçırmamış tabii. Evden çıktığını görünce binmiştir tepesine. Bu kadar durduğumuz yeter. Ertan'ın nerede saklandığını bir an önce bulmamız lazım. Baba Selçuk yarın yanında Stanislav diye biriyle gelecek. Örgütün eski çalışanlarındanmış. Eve istihbarat ve takip sistemi kurduracağız. Yani böylelikle Ertan'ı ve Serhat'ı daha rahat bulabiliriz. Bu kadar bekleyemem. Ertan'ın saklandığı delikten kafasını çıkaracak bir şey bulmak lazım. Bir oyun, bir numara, bir şey. Baba şu Katerina'yı kullansak. Hani vardı ya Ertan'ın yanındaki kadın. Nasıl? Selçuk bu örgütün zaman zaman haberleşmek için derin interneti kullandığını söylemişti. Belki oradan yemleyebiliriz. Derin internet mi? O da ne demek? Ya nasıl diyeyim? İnternetin lağımı gibi. Yani meraklıların ve uzmanların girebildiği özel bir bölüm. İyi de Katerina'nın bu işle ilgisini hala anlamadım. Şöyle ki, Ertan'ın kaçırmak istemeyeceği bir iş fırsatı bulacağız. Katerina vasıtasıyla da onu haberdar edeceğiz. Yani böylelikle saklandığı yerden çıkabilir. Nasıl yapacaksın anlamadım ama bir an önce çalışmaya başla. Peki baba, afiyet olsun. Nereye ziyo? Çetin'le konuşmaya. Borcunuzu bir ay daha ötelemesini isteyeceğim. Kabul eder mi ki? İnşallah eder. Etmezse ne yapacağım bilmiyorum. Keşke sokağa düşseydik de bu pislik adamlara gebe kalmasaydık. Allah'tan umut kesilmez Zarife. Dur bakalım. Hoş geldin Tekin abi. Hoş bulduk. İşte bahsettiğim abim bu, Sait. Hoş geldin Sait abi. Abi,
İşte Ekmek Tekne'm burası. Nasıl, beğendin mi? Pavyon mu lan burası? Ne pavyon abi? Bu devirde pavyon mu kaldı? Night Club burası. Bebeler ne iş? Onlar bebe değil abi. Onlar müşteri. Clubber gençliği. Hadi gel içeri gidelim. Hoş geldin Sait abi. Ne? Hoş geldin diyorum. Beğendin mi mekanı? Yavaşı bir yer lan burası. Çıkarın beni buradan. Senin seveceğin yerimiz de var abi. Gel göstereyim. Bizim asıl kazancımız bu. İllegal kumar işleri. Esas parayı buradan kazanıyoruz. Müşterilerin hepsi kalantor. Çulsuzlar sokmuyoruz içeri. Şu arkası dönük olan domuz mu ölüm? Evet abi, o kendisi. Yanındakiler de yeni ortakları. Her akşam bir lüks araba parası bırakıp çıkıyorlar. Bize dünya kadar borçları var. Hala kredi çekip oynuyorlar. Güzel. Aferin lan, ben içerideyken bayağı yolunuzu bulmuşsunuz. Oh. Ama bize paradan daha çok adam lazım. Sağ sol haber verdik abi. Birkaç gün içinde halledeceğiz. Oğlum bana ayak takımı değil lan. Adamlarıyla birlikte bana tabi olacak ağır abiler lazım. O domuz Nuri'yle ortakları gibi. O Nuri'yle ortakları sen içerideyken semirdiler abi. Bizimle çalışmazlar kolay kolay. Ne diyorsun lan sen gerizekalı? Çalıştırmayı bilmezsen herhalde çalışmazlar. Bize borçları ne kadar? 1,5 milyon olmuştur abi. Güzel. Borçlarına karşılık biz de çalışacaklar işte. Ya istemezlerse? İsteyecekler, beni ikna ederim. Gel. Silahı getir Tarhan. Hah. Gel sen. Paran nerede lan şerefsiz? Denkleştiremedim. Bana bir ay daha mühlet ver, ne olur. Ben sana 9 ay vereyim. Arada çocukla yaparsın. Oğlum sana 24 saat mühlet. Parayı getirdin, getirdin. Yoksa başka türlü tahsil ederim. Anladın mı? Anladım. At dışarı. Aa, kusura bakma, senin de yanında. Bu yara da kredi vermiştik ama. Hani çulsuzları oynatmıyordunuz? Kumar borcu değil abi bu. Başka türlü kredi. Tefecilik mi yapıyorsunuz lan siz? Ha? Utanmıyor musunuz? Utanmayın oğlum, utanmayın lan. Biz yaptığımız zaman tefecilik oluyor. Zengin iş adamları yaptığı zaman bankacılık oluyor. Neyse. Domuz Nuri'li adamlarını oyundan sonra buraya getir. Tamam abi. Ya sürekli başa dönüyoruz. Ertan'ı bulmak bir kenara, her defasında birisinin başına bir bela geliyor ya. Başka çaresi yok. Ne yapacaksın? Allah'a kabul edelim beyler. Ertan bu sefer çok kral saklanıyor. Ya aslında bu Topçuoğlu'nun adamlarını bir indiriyorlar ya. Acaba şu Selçuk denilen herifi takibe devam mı etsek ha? Ya olmaz, seni gördü. Peşinde olduğumuzu biliyor. Ona Necati izleyerek ulaştığımızı tahmin etmiştir. Selçuk'a gitmez. Vallahi doğru. Yani biz şu an bunu konuşuyorken bile gidip halletmiş olabilir. Acaba şey mi yapsak bu? Kelsahit'i mi bulsak önce? Öyle mi diyorsun? He. E oğlum bu aralar Ertan'la tek sıkı fıkı oldu mu? Vallahi doğru diyorsun ha. Ama bu sefer
kaçırıp konuşturmaya çalışmak yok. Takip edeceğiz. Eninde sonunda buluşacaktır Ertan'la. Abicim o zaman ben bir Şahin gözle konuşayım. Bir şeyler buluruz. Tamam tamam sen otur ben bakarım oğlum. Ya bir saçmalama alt tarafı kolumuz çatladı ya daha ölmedik. İyi hadi. Gel. Tuttum ben. Geçmiş olsun Sait. Çıkmışsın. Sağ ol. Buyurun oturun. Nuri, ben içerideyken bayağı semirmişsin. Estağfurullah. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yaptık işte. İyi iyi. Allah boş duranı sevmez. Bu arkadaşlar kim? Ortakların mı? Evet. Hafif, Kudret. Senin Metin'i işitmiştik. Bir zamanlar bayağı saygı duyulan bir adammışsın. Saygı değil, korku. Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Bu benim çok değil mi? Cık, değil. Gerçi bu alemde de hani işten bir saygı da hiç görmedim ben. Sadede gel Sait. Bizi masadan kaldırdın. Bu akşam şansım iyiydi. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. İsmin neydi senin? Afif. Arif olsaymış iyiymiş. Belki isminin yüzü su hürmetine susar beni dinlerdi. Lafı daha dolandıracak mısın? Yoksa kalkıp gidelim. Kardeşlerim buraya sık sık geldiğini söylüyor. Hepiniz kendi çapında ağır abilermişsiniz. Benim de sizin gibi ağır abilere ihtiyacım var. Ve yanınızdaki adamlara. Sağ ol ama biz halimizden memnunuz Sait. Halinizden memnun işleri biliyorum Nuri. Ben size bir üst lig, Büyükler Ligi'ni teklif ediyorum. Hem benim yanımda olursanız bütün borçlarınızı da sileceğim. Borcumuz borç, kaçmıyoruz. Ama bu yüzden adamın olmam. Kusura bakma. Abimin sözü bitmedi. Afif, neden benden korktuklarını söylemiş miydim sana? Neden? Kelinden mi? Hayır. Hayır. Çekil lan! Ne diyorum? Benim için çalışır mısınız diyorum. Sen nasıl istersen abi. Güzel. Oğlum bize çay söyle ya. Bak gerildik. Çıkarım bunu. Olsana da. Rahatladık değil mi? Hoş geldin Ziya. Ne dedi Çetin? Konuştun mu? Parayı yarın getir diyor. Ne? Nasıl buluruz o kadar parayı biz yarına kadar? Bilmiyorum Zarife, bilmiyorum. Ah Ziya, niye hiç dinlemiyorsun beni? Sana o zaman da söyledim. Tefeciden alınan parayla kredi kartı borcu ödenmez dedim. Ne yapabilirdim Zarife? Ha, başka çaremiz mi vardı? Eve haciz gelecekti neredeyse, biliyorsun. Kaçalım Ziya. Kaçıp gidelim buradan. Nereye? Başka bir şehre. Annemlerin yanına gideriz Adapazarı'na, olmaz mı? Biz orada bulamazlar mı zannediyorsun Zarife? O zaman polise gideriz. Anlatırız böyle böyle. Bizi tehdit ediyorlar deriz. Ya desek ne olacak Zarife ha? Adamlar polisi görünce inkardan gelecek biz bunları tehdit falan etmedik diye. Minareyi çalan kılıfını uydururuz Zarife, bunu unutma. Of Allah'ım, ne yapacağız biz ya? Of. Tamam ağlama artık, tamam. Sen bana bir yemek hazırla. Ben bir çaresine bakacağım. Hadi.
Sistem ne durumda Stanislav? Birkaç geliştirmeye daha ihtiyacım olacak. Biliyorsun zaman ve para meselesi ama bahsettiğin iş için şimdilik yeterli. Selam Selçuk. Nasıl gidiyor? Stanislav şimdilik idare ederiz diyor. Ama sistemi geliştirmek için zamana ve paraya ihtiyacımız varmış. Merak etme Stanislav, hepsi ayarlanacak. Baba, bu sistemimizi Selçuk ve Stanislav kurdu. Stanislav aynı zamanda Katerina'nın örgütten eski bir arkadaşı. Katerina örgütten atıldıktan sonra onunla kimse iletişime geçmedi. Ama ben onun nasip olacağımı biliyorum. Planınız tam olarak nedir? Ertan'a zenginleştirilmiş uranyum satacağız abi. Ne? Anlamadım. Zenginleştirilmiş uranyum baba. Bu nükleer reaktör yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda nükleer silah falan yaparken de kullanıyorlar. Yani bunun gramına milyonlar veren ülkeler var. Olmaz öyle şey. Bu zıkkımın Ertan'ın eline geçtiğinde neler olabileceğini düşünüyor musunuz? Zaten elimizde olayım falan yok abi. Biz senin istediğin gibi ona bir yem atalım dedik sadece. Aynen. Stanislav örgüte ihanet etmiş gibi Katerina ile bağlantı kuracak. Ona elinde zenginleştirilmiş uranyum olduğunu ve alıcı aradığını söyleyecek. Adım gibi eminim Ertan atlayacaktır bu işe. Ölme eşeğim ölme. Bahar gelsin, yonca bitsin, yersin. Sizin bu planlarınız tamamen varsayımlar üzerine kurulmuş. Diyelim ki Katerina bu meseleden Ertan'a bahsetti. Ertan'ın alıcı olacağını nereden biliyorsunuz? Ama ona bu işin tek seferlik olmadığını söyleyeceğiz. Elimde daha çok mal olduğunu ve pazarı domine edeceğimizi söyleyeceğiz. Ertan'ın böyle bir fırsat kaçıracağını pek sanmıyorum. Kesinlikle. Hiç ikna olmadım. Ama neyse. Deneyin bakalım. Görelim. Kolay gelsin. Fatih. Sen benim şu banka işlerimi hallet. Peki baba. Baba, seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Bugün bütün evi Stanislav'ı arattım. Ne demek bütün evi arattım? Güvenlik için. Bunlar çıktı. Bizi dinliyorlarmış baba. Onu kim yapmış olabilir? Ertan mı, Serhat mı? İkisi de olabilir. Ama cihazlardan birini çalışma odasında bulduk. Yani bunu bizim yakınlarımızdan başka kimse yapamaz. Benim şüphelendiğim bir kişi var ama... Kim? Ne arıyorsun sen burada? Birkaç eşyasını almaya gelmiş baba. Benim odamda ne arıyorsun? Ben sana bakmaya geldim aslında. Fatih. Fatih mi? Emin misin? Merve'nin kaçmasına yardım ettiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Şu anda Serhat'ın ya da Ertan'ın köstebeği olmuş olamaz mı yani? Özellikle de Ertan'ın. Sen Gökhan Ertan'ın yanında köstebek diye yollamadın mı? Aynısını şu an Fatih yapıyor olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Necati'nin bulunmasında bile parmağı vardır bunun. Olmaz. Fatih böyle bir şey yapmaz. Baba, kimsenin kimseye güvenemeyeceği zamanlar yaşıyoruz. Sadakat parayla satın alınabilir bir şey haline geldi. Ya izin ver. Gideyim komandolarla alayım geleyim şunu. Olmaz dedim. Ya yanılıyorsan? Ha? Ya köstebekse? Şu anda o uranyum işini bizi gambazlıyor Ertan'a karşı. Ha? Hayır dedim, duymuyor musun? Fatih'i çocukluğundan beri tanırım. O parayla pulla satın alabileceğim bir adam değildir. İyi. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturalım o zaman. Şu... Generalin gönderdiği komandolar. Onlardan biri gizlice çalışma odama girip bunu yerleştirmiş olabilir. Generali arayıp bunları alıp yenilerini göndermesini isteyeceğim. Burak. Sen yine de Fatih'e hiçbir şey söyleme. Sessiz kaldığım için
Yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.